Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Yakut Paşa, yeni videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Empire Total War serimiz kaldığı yerden Allah'a çok şükür devam ediyor arkadaşlar. Allah izin verirse bu 25. bölümümüz olacak bu serimizde. Evet arkadaşlar, önceki bölümde ne oldu ne yaşandı? Önceki bölümde arkadaşlar biliyorsunuz ki Polonya Litvanya'ya karşı barış anlaşması imzaladık. Karşılığında bir şey istemedik, sadece arkadaşlar ticari anlaşma yaptık ve fazla bir şey olmadı. Şimdi önümüzde arkadaşlar iki tane önemli savaş olacak. Birincisi arkadaşlar buradaki Hanova ordusuna karşı ve arkadaşlar önümüzde bir de bir tane daha savaş var dediğim gibi. O da İngilizlere karşı. Evet. O burada baya bir adam toplamışlar ya. Buradan atmak kolay olmayacak diye düşünüyorum ama arkadaşlar gene de yapabileceğimizi inanıyorum. Evet. Şimdilik bir ordumuz burada bekliyor. Buradan takviye geliyor. Evet, iki tur içinde. Tamam arkadaşlar. En iyisi bu bölüme burada düşman ordusuna saldırarak başlayalım. Şimdilik bu birimi arkadaşlar geride bakıyorum. Geri kalan birimlerden de arkadaşlar düşmanın üzerine doğru yürüyorum. Evet, hadi bakalım. Emriniz var mı? Leipzig'i geri kurtaracağız. Şimdi savaşı kendim yönetmek isterim, doğruyu söylemek gerekirse. Ne olur ne olmaz diye arkadaşlar. Güç göstergesi için hoşuma gitmiyor. Evet, her savaş gerçekten arkadaşlar hangi bölümde olursa olsun önemli, gördüğünüz gibi. Her bölümde bir tane de olsun savaş oluyor. Allah izin verirse arkadaşlar Hanova'yı yok ettikten sonra Fransa'ya dalmayı düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar şu anda Fransa'ya karşı savaşıyoruz. Aynı şekilde Hollanda'ya karşı. Neden Fransa ve Hollanda'ya karşı? Çünkü arkadaşlar benim amacım Fransa'ya karşı savaşarak, Hollanda'ya karşı savaşarak barış anlaşması almak. Çünkü onlarla barış anlaşması imzalarsak arkadaşlar yakın zamanda yeniden Prusya'ya karşı savaşabiliriz. Evet. Savaş alanına nasıl girmemiz önemli değil diye düşünüyorum. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi görevlerimizi dağıtalım birimlerimize. İlk önce bunlar. Arkadan cemaatler. Hızlı bir şekilde ilerlesinler. Evet, çünkü gördüğünüz gibi düşman direkt süvarilerini üzerimize gönderdi. Yine bir gaza geldi bayağı niyese. İlle her savaşta arkadaşa düşmanlarımız bir süvarilerini göndermesi lazım. Artık amacı ne bilmiyorum ama ilginç. Ateş edildi ama fazla bir zarar verilmedi. Evet, şimdi dursunlar, ateş etmesinler artık. Çünkü bizim cemaatler daldı arkadaşlar düşman arasına. Dur, yeniden görevlendirelim bunları. Yeniden şöyle gelsinler bakalım. Başı bozukları da gönderelim arkadaşlar. Şimdi bunları ikinci grup yapıyorum. Çünkü benim amacım bundan da arkadaşlar şöyle gelmek olacak. Düşmana doğru. Yavaş bir şekilde. Başı bozuklarımızı hepsini burada toparlayalım. Cemaatler zaten burada bulunuyor şu anda. Generalim ya da paşam, gel bakalım buraya. Çok güzel. Kim ateş ediyor? Kim ateş ediyor? Ateş etme ya. Allah'ım ya Rabbim, ateş etme, etme, ateş etme. Kendi askerlerini vuruyorsun ya. Kendi dost, kendi kardeşlerini vuruyorsun aslanım. Aslanlarım. Yapmayın, etmeyin. Ve beni delirtmeyin. Neden delirtmeyin? Çünkü gecenin üçünde oyun oynarsam maalesef arkadaşlar çabuk deliriyorum. Daru çabuk sinirleniyorum. Evet. Konuşma tarzında değişiyor arada sırada. İster istemez arkadaşlar. Tabii küfür etmiyorum, korkmayın canım. Benim ağzımdan hiçbir zaman arkadaşlar küfür çıkmaz. Hadi mesela öyle, ne bileyim, yani pislik gibi filan fiştan öyle şeyler olur arkadaşlar. Yani eğer ki çok kötü küfür görüyorsanız onu da söylemem. Yeter ki arkadaşlar yorumlarda bildirin yanlış mı doğru mu bir şey olduğu. Evet. Şimdi bu ordumuz bizi sinirlendiriyor. Sizi bilmiyorum sinirlendiriyor mu ama bizim, beni kesinlikle sinirlendiriyor. Çünkü istediğim gibi arkadaşlar pozisyon almıyorlar. Evet, delirtmeyin beni. Başı bozuklar gelsinler bakalım şöyle. Çok güzel, herkes yerini yavaş yavaş alıyor. Alıyor, alıyor diyemedim. Alıyor. Kaçın. Kaçıyorlar. Kaçın. Kaçın korkaklar. Evet.
Şimdi yeteri kadar alay geçtik düşmandan. Alay geçmekle bu savaş kazanılmıyor tabii ki arkadaşlar. Hadi bakalım. Aha, bir ilerleme, bir olay var. Bir şey oldu ama korkutma beni düşman öyle. Ne korkutması ya? Ben korkmuyorum düşmanımdan arkadaş. Onlar kim ya? Allah'ım ya Rabbim. Gel bakayım sen şöyle. Evet. Bunlar birazdan ateş edecektir. Evet, ateş etmeye başlıyorlar. Çok güzel, çok güzel. Şimdi yeniden görevlendiriyorum sizi. Şöyle gelin bakalım siz. Şu uzak durdunuz. Yakınlaşın. Şöyle. Çok uzak gene. Şuraya iki tane cemaatin içeri gönderiyorum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye. Böyle yeniden görevlendirelim. Destek olsun hadi arkadaşlar. Bakalım bakayım. Ateş ediliyor. Bayağı düşmandan düşüyor. Düşüyor. Düşüyor diyecektim. Güzel. Bunlar öne gelsin. Evet arkadaşlar. Şimdi ateş etmeyi bıraktı bizim birimler. Çünkü düşmanlar geri çekildi. Tamam. Devam edin. Siz ilerleyin biraz daha. Bunlar nerede durdu böyle? Benim hoşuma gitmedi tam durduğu yer. Siz gelin bakalım şöyle. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar ateş edilmeye başladı düşmanın üzerine doğru. Siz gelin bakayım şöyle. Cemaatleri biraz daha öne alalım. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Deli süvarilerini sağ kanada alıyorum. Siz daha ateş edemiyor musunuz? Evet, ateş edemiyorlar galiba. Hızlı bir şekilde öne doğru gitmelerini görevlendiriyorum arkadaşlar. Cemaatleri sağ tarafa alıyorum. Sol tarafa daha doğrusu. Hadi bakalım sırayı oluşturun, ateş etmeye başlayın aslanlarım. Hadi hadi. Hadi hadi. Bir şey görüyor musunuz buradan ya? Vallahi ben sanmıyorum. El bombası atınsana buradan. Hadi bakalım el bombası atın. Hadi bakalım. El bombası atalım, gösterelim düşmanlarımıza nasıl bir teknolojiye sahibiz. Hadi bakalım atın aslanlarım. Hadi aslanlarım atın işte. Zaman kaybetmeyin. Adama ateşe izni verirsek biteriz biz. Evet. Adamlara. Evet, çoğunlukla adamlara diyeceğiz tabii ki. Hadi bakalım. Çok güzel, çok güzel. Evet işte. Evet. Fazla kayıp vermedi ama düşme. Yo, verdi. Korktu, kaçıyor. Hahaha. Korkak. Korkak, kaçıyorsun. Aha, buradan düşman generali saldırdı korumalarından. Amacınız ne? Cemaatleri hemen buraya gönderiyorum arkadaşlar. Ateş etmeye devam. Bunlar niye ateş etmiyor? Ateş etmeye devam. Siz de. Ateş etmeye devam. Düşmanlarımız burada kaçmaya başladı. Güzel. Düşman generali düştü. Bu da güzel. Of of of. Nasıl çarpışmalar ya arkadaşlar. İnanılmaz saydınlar. Şimdi ateş etmeyi bırakın burada. Burada da bırakın. İkinci grup değil mi bu? Evet. Siz de ateş etmeye bırakın. Çünkü arka yakın menzilde savaşılacak. Hadi bakalım. Ateş etmeyi bırakın dedim ben size değil mi? Allah Allah. Ne oluyor size böyle ya? Ben size ateş etmeyin deyince ateş etmeyin. Bitmiştir bu konu burada. Aslanlarım. Burada zaferi getirdiniz bana. Helal olsun be. Ya Hanova adam olmadın bak. Çek git, delirtme beni. Seni böyle giderse kuklam yapacağım galiba. Herhalde kuklam yapsam daha güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar bunları Fransa'ya karşı, Hollanda'ya karşı kullanabilirim. Bence güzel bir fikir. Evet, gerçekten güzel bir fikir. İleriki zamanlarda arkadaşlar yok eder gideriz. Evet. Bakalım şöyle askerlerimiz nasıl savaşıyor. Hadi aslanlarım be, helal olsun ya. Kesin biçin, kesin biçin. Yabani ot gibi kesin biçin. Burada nasıl gidiyor? Savaşılıyor burada yiğit delikanlıca. O bizim buradaki birimlerimiz bayağı bir kayıp vermiş. Abi bu beylik yeniçeriler gerçekten yakın mesafenin hiç iyi dövüşen birimlerimiz değil ha. Bunlar ateş etsin. Paşam şöyle bir kenara geçin, ne olur ne olmaz.
Aa vallahi indirdi de. Ateş etmeye başladık ama yani bir etkisi olduğunu sanmıyorum şu anda. Birkaçını indiriyoruz belki. Evet. Paşayı içeri göndermeyelim. Ne olmaz. Cemaat dal bakalım. Vallahi burada bayağı bir kayıp verdik. Burada iyi dayandı da. Şimdi bunlar yeniden arkadaşa dursunlar. Ateş etmesinler. Tamam. Kaçıyor bunlar. Kaçıyor. Çok güzel. Geri kaldı. Şurada arkada bir birim. Ama onları da yeriz. Evet. Şunlar gelsin. Daha doğrusu süvarilerimiz yeter onları yenmek için. Evet, yeteri kadar sayısı yüksek bu birimin. Rahat bir şekilde indirir. Bir sefer ateş eder. Düşmana böyle de olmuş, zarar vermiş olur. Bir de üzerine doğru gidin. Evet, üzerine doğru gidin. Görevlendirmeyi unuttum. Hadi bakalım. Ah, geri çekilmek istiyor bir de. Korktu. Bittiniz oğlum. Yeniden bittiniz. Kan dökmeye geldiniz belli. Al. Ama senin kanın daha çok dökülüyor. Evet. Ama adamla da haklı. Doğru söylemek gerekirse kendi topraklarını işgal ettik. Tabi savaşacaklar vatanlar için. Tabi kendi vatanları değil. Arkadaşlar başka bir ulus da ama kendi milletleri. Evet. Çünkü bu bölgede de Almanlar yaşıyor. Hanova'da da Almanlar yaşıyor. Tabi bize karşı savaşmaları normal. Ama maalesef onlar için kötü, bizim için iyi olacak çünkü onları kuklam yapmayı düşünüyorum. Oo, bayağı bir kayıp vermişik abi ya. Ama tümden yok ettik. Yakışır. Şimdi sen geri dön. Sana birim takviyesi veremeyiz. Tamam. Şimdi bu ordumuz arkadaşlar. Burada ne geçiyor? Prusya bak, gel anlaşma yapalım ha. Sen bak beni seviyormuşsun. Polonya Litvanya beni seviyormuş. Niye ticari anlaşma yapamadık? Hah, yaptık. Bak Prusya, beni seviyorsun değil mi? Neden seviyor? Çünkü arkadaşlar az kalsın eziyordum. Normalde ezmiyordum ama. Aa ne yaptı? Aa affedersin ya. Ne yaptın burada, çok özür diliyorum. Aa Prusya'nın gereksizleri aramızı bozduk. Al gel iş. İşi gereksizleri sıkıntı yaratarak kötüleştirdik. Olsun, zaten ileriki zamanlarda yeniden çarpışırız. Şimdi bak. Polonya değildi ya. Bak olmadı, bak. Olmadı. Haydi. Sen bana 5 tur ver. Yok, ben sana 5 tur vereyim, sen bana 5 tur ver. Evet. Kabul etmedi. Bak. Ben senden 5 tur istiyorum. Sen bana hiçbir şey verme. Başka bir şey verme yani. Ben sana... Abo, ben sana bir teknoloji veremem. O zaman ben sana 20 tur geçit işini vereyim. Evet. Kabul etme o zaman. Yolu uzatırım. Allah Allah. Gidin bakayım siz devam. Ah. Yani sanki. Şey olacak. Bu ne? Hanova suikastçısı. İndir bulmuşken. Yapma. Hainler indirdi seni. Duydum. Maalesef. Tamam. Bu turu burada bitirebiliriz galiba değil mi? Evet arkadaşlar. Önceki bölümde biliyorsunuz ki Dagestan'a savaş açmadık. Çünkü arkadaşlar adamların kuklası var. Bir de dostları var. Bak şimdi bu olmadı. Bence bir geri çekilelim. Geri dönün. Geri çekilelim. Evet arkadaşlar, bir dağsın düşman oldular teker teker. Belki teker teker yakalayabilirsem bir şeyler başarabiliriz. Onlar galiba Siebenbürgen'e doğru yürüyor arkadaşlar. Evet. Ay, Fransız gemileri de yani. Hah, sonunda geri dönüyorsunuz değil mi? Yakışır. Evet. Avusturya ne yapıyor? Oo, amacım München'i ele geçirmek. Yakışır. Yakışır Avusturya'ya. Ama tabii o sıra yok olmazsa Prusya tarafından. Neyine güvenerek oradan devam etti ya? Aa, Prusya sayemde bitti. Ama kendi kaşındı. Yani ben demedim ona gel bana savaş aç diye. Kendi istedi. Onlar o sıra Polonya Litvanya yakası savaşırken geldi. Bir de bana savaş açtı. Kendini çok güçlü sandı. Tabi bizi tanımıyordu o sonra. Dedi Türkler yeneriz, kim bunlar dedi. Tabi ama işte dediğim gibi tanımıyordu bizi. E ne oldu? Ay be arkadaşa soymadan yedi. Bir de üstüne üstlük yıkayamadı. Evet, yıkayamadı. Düşünün yani. Tamam.
Arkadaş ama belli olan bir şey var. Polonya, Litvanya kesinlikle Orta Avrupa'da bize güç gösterecek, güçlü karşılık verecek bir abi. Ne oldu şimdi böyle? Ha bak şimdi bu olmadı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu olmadı şimdi. İyi. Aa iyi değil. Haydi şimdi geldi. Ben Filistin'i nasıl savunacağım ya? Dur bakalım arkadaşlar. Ne olacak göreceğiz. Puh, pislikler sattınız lan beni. Zaten belliydi de arkadaş canlısı değil çünkü onlar zamanında. Ya ne var ne güzel huzur izin içinde devam oynuyorduk yani beraber. Devam oynuyorduk. Devam yaşıyorduk diyecektim. Devam oynuyorduk. Sanki savaş oyunu oynasam da biraz ciddi anlamadım. Aa! Kendi kendini intihar etti. Dedi ne yaptım ben Türklere? Hayır. Şimdi ticari yoruma saldırmışlar. İyi yaptınız. Aa, bitti ticari anlaşma. Gürcistan sıkıntı yaşıyormuş. Beni sevmiyor Gürcistan. Burada bu ordusuna beni yenebileceğini mi sanıyor be? Vallahi biraz zor yine. Şimdi sen geri dön. İnşallah şehir Marş. yakınında duruyorum. Evet, takviye olarak bu İleri ordu marş. yetişebilir. Çok güzel. Ermenistan şu anda güvende. Bu iyi bir haber arkadaşlar. Şimdi Tepkiyle araştırmacımız gelsin. gösteriyorum. Bakayım. O Yunanistan'da yeni bir liman oluşuyormuş. Hemen arkadaşlar burayı bir ticari liman yapıyorum desem yalan mı olur? Doğru mu olur diyeceğim. Yalan olur mu diyorum. Doğru mu olur? Şimdi buranın nüfusu az çok artıyor. Yani burada arkadaşlar biz bir ticari liman inşa edersek olur. Neden olmasın? Burada var bir tane ama. Burada da var. Ne bileyim ya. Bilmiyorum ki. Yok yok ben ticari liman inşa etmek istiyorum. Evet. Şimdi bize arkadaşlar burada yeni bir ordu lazım. Hemen iki tane cemaat yeniçeri yetiştireyim. Ve burada birkaç tüfekçi birim. Şimdi bordumuz direkt arkadaşlar düşmanın başkentini Majesteleri, yani Hanova'yı savaşa kuşatsın. hazırlanın. Şimdi anlaşabilirsek Gömlesini yerinize arkadaşlar koyun. Hanova'yla bir anlaşma yapacağız. Diyeceğiz ki gel sen benim kuklamam. Fazla bir şey istemeyeceğim ondan. Teknoloji verir mi bilmiyorum. Bir deneyelim. Yok. Dur bir. O zaman öyle bir anlaşma yapalım. Yok. O zaman şöyle bir anlaşma yapalım. Yok ben sana teknoloji veremiyorum. O belli bir şey. Ben sana askeri giriş vereceğim. 20... Uzun süre. Evet. Hiç bitmeyen askeri giriş. Ne diyorsun? Haydi. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şehri kuşatacağız. Yerleşim yeri Dur kuşatıldı. bakalım. Güçlerimizi Yerleşim yeri karşılaştırırsak kuşatıldı. düşman sadece bizden fazla. Bu tehlikeli. Pes edeceğini sanmıyorum. Geri çekilme imkanımız var ama ne olsa olsun. Evet. Yerleşim yeri kuşatıldı. Şimdi yakında da Polonya Litvanya ordusu var abi ya. Böyle şey olmaz be. Böyle şey olmaz. Gerçi. Dur Polonya Litvanya'ya karşı savaşmıyorum ki. Niye kafamı takıyorum? Hazır Aklıma olmayı eski günler denemenizi geldi istiyorum. demek ki. Marş. Şimdi. Sen gel bakalım buraya kadar. İleri marş. Hazırım. Sen de Egemenlik gel. var mı? Hazırlanın. Şöyle. Marş. Şimdi bunlara saldırsak en fazla bunlar takviye Çok olarak fazla şey yetişecektir. istiyorsunuz. Hazırım ve Evet. emirlerinizi bekliyorum. Biz burada arkadaşlar Yaşa'yı ele geçirebileceğimizi düşünüyorum. Evet. Kuşatalım. Bayrağı çekin. Düşman pes edecek mi? Ana! Kuşatma kaldırıldı. Ne oldu Saldırın. böyle birden pes etti? Bismillahirrahmanirrahim. Abi otomatik kafayı mı yedi bana mı öyle geliyor ya? Yoksa bir planı mı var? Şimdi hiç beklediğim gibi olmadı. Dur arkadaşlar. Aklıma bir şey geldi. Durun yani durun. Dur diyorum durun. Şimdi acaba İngilizlerden işte birkaç seve çarpıştık. Acaba şimdi barış anlaşmamı kabul ederler mi? Hayır kabul etsen şaşardım zaten. Duydun mu? Baksana bir teknoloji vereceğim. Ya kabul etsen ne olacak yani?
Ne olacak? Benim kuklam olmak yakışmıyor mu sana? Allah'ım, Osmanlı Devleti kuklası olmak çok güzel bir şey ama sen kabul etmiyorsun. Evet arkadaşlar. Maalesef bu bölümü burada bitirmek zorundayım çünkü maalesef vaktimiz doldu. Evet, inşallah arkadaşlar bu bölüm hoşunuza gitti. Evet, inşallah. Önümüzdeki bölüm kesinlikle heyecanlı geçecektir. Çünkü arkadaşlar birincisi Persler bize savaş açtı. Yakın zamanda herhalde böyle giderse Kudüs arkadaşlar ondan sonra da Kayre düşecektir. Ama yeniden arkadaşlar o bölgeyi, o iki bölgeyi ele geçireceğimi düşünüyorum. Evet. Ama gene de arkadaşlar sıkıntı yaşayacağız. Buradaki ordumuz eğer ki zaferden zafere koşarsa arkadaşlar ilk önce Ardabali yani Azerbaycan bölgesine geçecek. Ondan sonra da arkadaşlar Bağdat'a gidecek. Bağdat'a ele geçtikten sonra arkadaşlar ya Tehran'a giderim ya da Damaskus'a yani Şam'a gidebilirim. Ama Şam'a gitmek yerine Tehran'a gidebilirim. Yani Perslerin başkentine. Ankara'da yeni bir ordu oluşuyor. Aynı şekilde İstanbul'da da o iki birim birleşir. Yani iki birim derken yeni yetiştireceğim birimler birleşir Ankara'da. Yeni bir ordu oluşturup doğru Şam'a gidebilir. Ya da arkadaşlar ah. Ama dur, burada bir limanımız var. Deneyeceğim ben. Ya da arkadaşlar belki ya gemileri bindirip diyecektim. Bu limandan buraya gönderebiliriz. Evet. Tabi o zamana kadar arkadaşa düşmezse. Şimdi tabi bize öyle basit bir gemi lazım. Gelecekte ama kullanabileceğimiz bir gemi. Ticarette mesela. Nerede ticari gemilerimiz? Nasıl gemi türü var burada? Birik. Birik. İyi o zaman arkadaşlar. Burada bir limanda birik yetiştirelim. Aa, yetiştirelim diyorum. Üretelim. Yani. Evet. Önümüzdeki tur bu birimlere katarız. Doğru arkadaşa buraya göndeririz takviye olarak. İnşallah bununla buraya saldırmaz düşman uzun süre. Evet. Saldırmazsa baya güzel geçer ama sanmıyorum saldıracaktır. Evet. O değil de istese İstanbul'a bile gidebilir ya. Abi vallahi billahi önümüzdeki bölüm arkadaşlar çok zor geçecek. Eğer ki düşman düşündüğüm gibi hareket etmezse. Düşündüğüm gibi hareket ederse diyecektim. Gene ağzım sürçtü. Evet arkadaşlar. Bir dahaki bölümde diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.